Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler, selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun isteklerini gerçekten çok lezzetli. Benim de evimde en çok sık yaptığım tariflerden bir tanesi Mersin tavuk tantuni tarifle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet bismillah deyip işe tam tünün, lavaşının hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Hamur yorma makinesinin haznesinin içerisine öncelikle 5 su bardağı beyaz un ekledim. Ve lavaşlarımızın daha yumuşak olması için 1 su bardağı tam buğday unu ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve 2,5 su bardağı su ekleyip makineyi çalıştırıyorum lavaş yaparken eğer sizin elinizin altında tam buğday unu yok ise hamurun içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı eklerseniz lavaşlarınız bir tık daha yumuşak olur. Eğer ki sizler hamuru makinede değil de elde yoracaksanız aynı şekilde öncelikle 6 su bardak unu ekleyin ve daha sonra 2 su bardak suyu ilave edin. Eğer gerekirse biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Hazırladığım hamuru hiç bekletmeden unladığım masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde şöyle biraz toparladıktan sonra daha kolay bezelere bölünmesi için öncelikle küçük parçalara bölüyorum ve daha sonra böldüğüm parçaları avucum arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Bezelerin büyüklüğünü lavaşlara pişireceğim tavanın genişliğine göre ayarlıyorum. Ben bu hazırladığım hamurdan toplamda 11 eşit bez yaptım. Benim tavamın genişliği 33 santimlik. Sizler de lavaşlara pişireceğiniz tavanın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Hazırladığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum. Hamurun içerisinde tam buğday un olduğu için hiç beklememize gerek yok. Çünkü çabucak hamur kendini salacaktır. O nedenle üzerini örtüp hemen açmaya başlıyorum. Videoyu çok uzatmamak adına hemen sizlere bir bezeyi çabucak açıp göstermek istiyorum. Aklıma gelmişken tam da bazlama yaparken bu konuyla ilgili sizlerden gelen birçok yoruma açıklama getirmek istiyorum. Bizim burada Gaziantep'te hemşerilerim, beni izleyen hemşerilerim çok iyi bilir. İnce ve büyük açılan ekmeği yufka ekmek ya da ev ekmeği denir. Biraz daha küçük ya da kalın açılan ekmeğe de bazlama denir. Sizlerden çok sayıda yorum alıyorum. Fatoş Hanım lavaş ekmeğe neden bazlama diyorsunuz? Yöreden yöreye değişiyor. Dediğim gibi bizim burada bu tarz daha küçük açılan ekmeğe bazlama deniyor. Bunu da burada açıklamış olayım. Açtığım hamuru tavanın içerisine serdim ve bir tarafının tam pişmesini beklemeden ara ara çeviriyorum. Ve pişirirken ocağın altını ara ara yükseltip ara ara da kısıyorum. Ve bazlamalarımız da bu şekilde hazır. Ve sıra geldi tantuninin olmazsa olmazı soğan piyazı ve domatesleri dilimlemeye. 2 adet orta boy kuru soğanı yarım ay şeklinde ince ince dilimliyorum. Daha sonra yarım demet maydanozu da olabildiğince ince ince doğruyorum. Doğradığım maydanoz ve soğanın üzerine bir yemek kaşığı dolusu kadar suma ekleyip şöyle soğanları çok azmeden karıştırıyorum. Ve soğan piyazımız da bu şekilde hazır. Soğan piyazının ardından 3 adet domates de ince ince kıyıyorum. Ve bu şekilde artık yemeğimizin ön hazırlıkları tamam ve artık tantuni yapmaya başlıyorum. Uygun bir tencereyi ocağın üzerine aldım ve tencere ısınmaya başladıktan sonra 1,5 kilo tavuk göğsünü tencerenin içerisine alıyorum. Ben bazlama çekimini yaparken eşimin mesleği kasap ve aşçı olduğu için çok çabuk bu şekilde etleri sağ olsun doğrayıp hazırladı. O nedenle sizlere doğrama kısmını gösteremedim. Bu şekilde elinizden geldiği kadar küçük küçük doğramanız gerekiyor. Tavuk etlerin üzerine eşimden öğrendiğim tantuni yaparken bir püf noktada ince bir dilim limon eklerseniz tamamen tavuğun sası kokusunu alıyor. Daha sonra içerisine bir çay bardağı su ve bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ve ara ara karıştırarak tamamen suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bu aşamada ocağın altını çok yüksek değildi. De orta ateşte açıp tamamen dediğim gibi suyunu çekene kadar pişirelim. Etler tamamen suyunu çektikten sonra tencereyi ocaktan aldım ve kavurma sacını ocağın üzerine aldım ve sacı ısındıktan sonra etleri içerisine alıyorum. Etlerin üzerine yarım su bardağından biraz daha fazla pamuk yağı ekliyorum. Bildiğiniz üzere tantoninin hası pamuk yağı ile yapılıyor. Ama bulamazsanız ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ben evimde çok sık yaptığım için her zaman pamuk yağı bulunduruyorum. Dediğim gibi sizler eğer bulamıyorsanız ayçiçek yağı ile de yapabilirsiniz. Bu aşamada ocağın altı orta ateşte bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurduktan sonra sacın tam ortasını havuz şeklinde açıyorum ve içerisine bardağın dibinde kalan yağ ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar toz biber ve 1 yemek kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Ben orijinal Mersin Tantunesine uygun olması adına kesinlikle farklı baharat eklemedim. Ama isterseniz kimyon ya da karabiber de ekleyebilirsiniz. Ve eklediğim baharat miktarı gözünüz az ya da fazla gelirse ve yağ miktarı da gözünüze dediğim gibi az ya da fazla gelirse tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlarla birlikte de ocağın altını ara ara kısarak ara ara da yükselterek yaklaşık 2-3 dakika kavurduktan sonra içerisine bir su bardağı kaynar su ekliyorum. Ve kaynar suyu da ekledikten sonra şöyle yaklaşık 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra artık biz hazır. Evet siz izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı ve videomu tam da böyle kadar izlediyseniz beğenmeyi, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı Ayrı, çok teşekkür ederim. Evet ben de bu arada hazırladığım bazlamaları kurumaması için bir bezin içerisine almıştım ve ocağın altını söndürmeden bazlamaları tek tek tantuninin yağına ve suyuna batırıyorum ve daha sonra artık servis etmek için masama götürüyorum. Ve artık hem sizler için hem de masanın başında çekimin bitmesini sabırsızlıkla bekleyen ev ahalisi için dürüm yapıp son halinde göstermek istiyorum. İlk yaptığım dürümü çocuklar için yaptığım için biber serpmedim. İkinci dürümü kendim için bol bol acılı yaptım. Gerçekten bol acılı çok lezzetli oluyor. Bu aşamada isterseniz içerisine kimyon da serpebilirsiniz. Gerçekten kimyon da çok yakışıyor. Lavaşını da kendimiz yaptığımız için hem ekonomik hem doyurucu hem de inanın çok bereketli oluyor. Bu ölçülerde yaparsanız 8 ya da 6 kişi inanın rahatlıkla doyuyor. Videoyu izledikten sonra ya da tarifi denedikten sonra düşüncelerinizi benimle de paylaşırsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.